Türk Haber İş Sendikası Gaziantep Şubesi grev çadırında yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan sendikacılarla ilgili bilgi verildi. Sendika adına açıklama yapan Türk Haber İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Muammer Eser, Gaziantep'te haksız yere yaklaşık 50 sendika üyesinin gözaltına alındığını belirterek 29 gündür grevdeyiz. Anayasal grev hakkımızı kullanırken ne yazık ki yasal olmayan grev kırıcılığı ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak Gaziantep'te şube başkanı başta olmak üzere yönetim kurulu, iş yeri temsilcileri ve üyelerimizden toplam 50 kişi gözaltına alınmıştır. Eğer delil olmaksızın işverenin şikayetiyle insanlar gözaltına alınıyorsa ben de buradan şikayet ediyorum. Bugün Türk Telekom İl Müdürlüğü çok yoğun bir şekilde grev kırıcılığı yapmaktadır. Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum dedi. Anayasal bir hak olan grev hakkımızı kullanırken bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki yasalar yok sayılarak, ne yazık ki bu işçilerin varlığı ortadan kaldırılmak üzere müthiş bir grev kırıcılığıyla karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak dün 16 şubemizden birisi olan Gaziantep şubemizin şube başkanı, yönetim kurulu üyeleri, iş yeri temsilcileri ve bunlarla birlikte yaklaşık 50 tane arkadaşımız hiçbir delil, İsnat yok iken şu anda gözaltına alınmış bulunmaktalar. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Eğer işverenin şikayetiyle efendim sabotaj yapıldı, kablolar kesildi isnadıyla suç delil yokken herhangi bir ispat söz konusu değilken şikayet ettikten sonra eğer insanlar gözaltına alınıyorsa hiçbir sebep yokken, hiçbir ispat yokken ben de buradan şikayet ediyorum. Bugün Türk Telekom İl Müdürlüğü, İl Müdürü başta olmak üzere tüm işveren vekilleri grev kırıcılığı yapmaktalar. Bununla ilgili grevin başladığı ilk günden itibaren Cumhuriyet Savcılıklarına vermiş olduğumuz onlarca dilekçe var. Bunların şu ana kadar hiçbir gereği yerine getirilmemişken sadece işverenin şikayeti üzerine burada yasal hakkını kullanan bir sendikanın yöneticilerinin gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum.